Senin ne üstüne vazife ha? Niye alıp geliyorsun? Ya öylece ortada bıraksa mıydım? Sana ne? Sen ne karışıyorsun be? Bırak, ne halleri varsa görsünler. O Handan cadısın, saldıracaksın üstüme. Anne, benim ne zaman başım sıkışsa Kuzey hep yardımıma koştu. En zor anlarımda bile hep yanımdaydı. Güney olayında bile benden yana koydu tavrını. Şimdi zor durumda olan o. Ben de ona yardım edeceğim. Ya kızım, ya ailesi gelip de bizden hesap sorarsa? Ha? Kim nereden bilecek burada olduğunu? Ah Cemre, ah! Ne diyeyim ben sana? Bir şey deme anne. Şimdi sıra bende. Sonuna kadar Kuzey'in arkasında olacağım. İyi, halt et. Simay. Ağrı kesici var mı? Başım çok ağrıyor. Var var. Sen otur, ben getireyim ama. İçecek bir şey ister misin? Çay, kahve. Ne yapayım sana? Bitki çayı ister misin? Kaynatayım istersen. Şşş. Ama yapma böyle. İçecek bir şey ister misin diye sordum o. Simay. Sağ ol. Doğru mu yanlış mı demiyorsunuz. Aklınıza estiği gibi hareket ediyorsunuz. Ondan sonra da böyle zırıl zırıl ağlıyorsunuz işte. Anne. Ya yapma, kız zaten üzgün. E düşün bir de annesinin babasının halini. Kim bilir nasıl perişan oldular şimdi. Yani kusura bakma da sana öyle tepki vermeleri çok normal. Az buz bir şey yaşatmamışsın onlara da. Hak ver. Senin için korkuyorlar. Geleceğin için endişe duyuyorlar onlar da. Kendimi onların yerine koyuyorum da, ay, tüylerim diken diken oluyor. Cemre bir gün çıksa gel senle ben evlendim diye aklımı oynatırım herhalde. Vallahi bak, tövbeler olsun. İnsan gençlikte o kadar çok hata yapıyor ki, eline boyuna düşünmeden hop atlıyor bir maceraya. Bir umutlar, bir hevesler. Ay, dünyanın en büyük aşkını yaşadığını zannetmeler. Karşındakine sonsuz güvenmeler. Ayakların yerden kesiliyor. Uçuyorsun bir süre. Ama sonra o taktığın kanatlar ağır gelmeye başlıyor. Çırpıyorsun, çırpıyorsun. Gitmiyor. Havada öylece duruyorsun birazcık. Sonra güm yere çakılıyorsun. Ama iş işten geçmiş oluyor o zaman. Senin o sırt çevirdiklerin bir daha da yanında olmuyor. Bak onun için ben çok iyi düşün taşın. Ailenin sırtını dönme derim sana. Tamam. Hayat senin hayatın yani. Ben istediğim gibi yaşarım. Kimseye müdanam yok dersin, dersin. Ama kimse de mantar gibi yerden bitmiyor ki. Herkesin bir annesi var, babası var, ailesi var. Bir adım atmadan önce onların hayatını nasıl etkileyeceksin ha? İşte bunu düşünmen lazım. Bu kadar çok mu güveniyorsun sen Kuzey'e? He? Çok mu seviyorsun? Sen onunla gerçekten evli olmak istiyor musun? Bir ömür boyu onunla beraber yaşamak istiyor musun? Bak, daha yolun en başındasın. Düşün, öyle ver kararını.